Selamünaleyküm kardeşim, ne haber? Aleykümselam. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Sigara içer misin kardeşim? İçmiyorum. Tamam, evet, tamam. Yok, zarar. Ya al kardeşim, ne zararını al ya, bir tane ne olacak? Hadi hatırlayayım şimdi, bir tane bir şey olur. İçmiyorum. Ya erkek adam değil misin kardeşim, bir tane yatsana, içelim şurada, dertleşiriz ya. Bir şey olmaz, ne olacak bir daldan, Allah Allah sende. Yok. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Sigarayı içiyor mu hala sen? Devam içiyoruz. Var mı sigara? Var. Var ya. İçer misin? Yok, ben içmiyorum. Al, iç bir tane daha. Yok, ben içmiyorum. Yok abi, abi sen bu zararını biliyor musun? Ya ana kuzusu musun? Al şunu. Erkek adam değil misin? Al şunu ya. Yok. Aleykümselam kardeşim. Selam kardeşim. İyi birader, sen ne yapıyorsun? Dertleşiyoruz, sigara içiyoruz. Sigara içmeyin ya. Ciğerleriniz daraldı. Hem maddi hem manevi. Alıştık bir kere abi. Alıştık bir kere. Oğlum ailenizden de ya da kötü olsun lan ailenizde. Annemin babamın da haberi yok, biliyor musun? İşte bırakın oğlum sigarayı ya. Atın bak. Hadi. Harbiden haklısın ya. Hadi. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Bulaharit şeyin birazcık zararlarından bahsedeceğiz. Tabii ki önce nasıl başlandığından bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar az önce kamu spotumuzda gördüğünüz üzere arkadaşınız size geliyor ve bir dal sigara veriyor. Daha sonra bağımlısı oluyor ve başkasına teklif ediyor. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu şeyi içmeyin arkadaşlar. Hem ciğerinize zarar hem cebinize zarar yani. Kanser riskini çoğaltmakla beraber dişlerinizin kısa sürede sararmasının önüne ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizin etrafınızdakilerle kötü iletişim kurmanızı sağlar. Evet arkadaşlar, bu böyle kötü bir şey yani. Hatta şöyle bir söz vardır, bir dal aldım arkadaşımdan, alıkoydu beni hayatımdan diye. Böyle yani arkadaşlar, lanet şeyi içmeyin, cebinize zarar, ne bileyim sağlığınıza zarar. İçmeyin arkadaşlar bunu. Sigara, sağlık yönünden ve maddi yönden sizleri büyük zarara uğratır.